Konuşmalarınız benim için gerçekten faydalı oldu. Sonra yüzünde acı bir tebessüm belirdi. Ancak bir noktayı belirtmek isterim. Bu soruyu soranların zamanı yanlış yorumladıklarını söylemiştiniz. Ben ise şöyle diyorum. Bu soruyu soranlar zamanı hiç düşünmüyorlar. Arif Bey gülümseyerek, senin de mizah yönün varmış. Biraz diye karşılık verdi Çetin. Çaylar gelmişti, Arif Bey çayından iki yudum aldı. Son olarak sana bir kuraldan kısaca söz etmek isterim diye söze başladı. Bir fiili bilmek onun faili olmak için yeterli değildir. Çetin soran gözlerle baktı. Arif Bey, bildiğin gibi fiil iş manasına geliyor. Fail ise fiili yapan, icra eden yani özne. Bir misal vereyim. Konuşmayı herkes bilir değil mi? Ama bir insan bu işe teşebbüs etmedikçe ve konuşma fiilini işlemedikçe onun konuştuğundan söz edilebilir mi? Elbette edilemez dedi Çetin. Arif Bey, bir misal daha vereyim dedi. Emniyet görevlileri filan adamın falan mağazayı soyduğunu bilirler. Bu bilgileri için onlara hırsız damgası vurulabilir mi? Yahut bir insan İstanbul'un falan tarihte fethedildiğini bilir. Bu bilgi için ona Fatih diyebilir miyiz? Çetin cevap vermek yerine sadece gülümsedi. Devam etti Arif Bey. Demek ki fail olmak için fiili bilmek yetmiyor. Onu irade etmek, bizzat teşebbüs etmek ve işlemek gerekiyor. İşte Allah insanın bütün amellerini, bütün fiillerini bilir. Lakin o fiilleri işleyen insandır ve sorumluluk ona aittir. Daha önce de belirttiğim gibi kul, kendi cüz'i iradesini hayır olsun, şer olsun, hangi işe sarf ederse Cenab-ı Hak onu yaratır. İstemek kuldan, yaratmak Allah'tandır. Ama bütün fiilleri Allah'ın yaratması insanı sorumluluktan kurtarmaz. İnsana kuvvet ihsan eden, her türlü imkanı bağışlayan Allah'tır. Kul bu imkanı, bu kuvveti onun rızasına aykırı olarak kullanırsa elbette suçlu olur, mesul olur. Bir süre Çetin'i süzdü. Bir düşünelim dedi. Bir emniyet mensubu yetkisini ve silahını kötüye kullanarak birisini haksız yere vursa, devlete mi katil denilecektir yoksa görevliye mi? Katil elbette o görevlidir dedi Çetin. Elbette katil o görevlidir. Şimdi böyle bir görevli, ben bu suçu devletin imkanlarıyla işledim. Ne kendi silahımı kullandım ne de kendi mermimi diye özür beyan edebilir mi? Eğer etse ayrıca devlete hakaret ve iftiradan dolayı cezalandırılması gerekmez mi? Derince bir nefes aldı. Ne demek istediğimi anladığını sanıyorum. Çok iyi anlıyorum diye karşılık verdi Çetin. Arif Bey üzüntülü, biraz da öfkeli bir eda ile maalesef dedi, Allah'ın mutlak saltanatına, sonsuz kudretine ve sınırsız merhametine karşı bu küstahça ve nankörce iftirayı yapanlar çıkabiliyorlar. Bir süre sustu. Başını hayret der gibi hafifçe salladı. Anlamıyorum dedi. Bu adamlar neye güveniyorlar? Çaylarını içip kalktılar. Caddeye çıkarak parka doğru yürümeye başladılar. Arif Bey, ağabeyin ne alemde, teftişten döndüm diye sordu. Hayır, henüz dönmedi. Uzun bir süre her ikisi de hiçbir şey konuşmadılar. Sessizliği bozan Arif Bey oldu. Yolun iki tarafında sıra sıra uzayıp giden ağaçları göstererek, şu ağaçları her seyredişimde bir hatıramı yeniden yaşarım dedi. 10-12 yıl öncesiydi. 1 Eylül sonu. Yapraklar yeni yeni sararmaya başlamıştı. Ama bütün ağaçlarda yeşil hakimdi. Ertesi sabah uyandığınızda her tarafı bembeyaz bulduk. Kar beklenenden daha erken yağmıştı. Biraz garipsedik ama pek fazla değil. Fakat sokağa, hele bu caddeye çıktığımda hayretler içinde kaldım. Ağaçların o kocaman dalları bütünüyle kırılmıştı.